Anneciğim, babacığım affedin beni. Size layık bir evlat olamadım diye ağlayan 65 yaşlarındaki kadını bir mezarın başında ağlarken gördüğümde içim cız etti. Karşısında duran mezar taşlarıyla canlıymış gibi konuşuyor, arada bir durup hıçkırarak ağlıyordu. Etrafındaki insanları aldırmadan konuşuyor, sesi bir yükseltiyor, bir alçaltıyordu. Dikkatimi çeken bu kadını uzaktan izlemeye başladım. Yanından geçenler yarı acıyarak, yarı dalga geçerek kadına bakıyorlardı. Tam ayağa kalkmaya yeltenmişti ki hızla yanına koşup kolundan tuttum. ''İyi misiniz? Yardım ister misiniz?'' diye sordum. Gülümsemeye çalışan ağlamaklı bir ses tonuyla ''İyiyim kızım'' dedi. ''Sizi uzaktan gördüm. Başını sağ olsun'' dedim. Teşekkür etti. Gözleri yine dolmuştu. ''Annem ve babamı ziyarete geldim kızım. Onları çok özlüyorum. Beni binbir fedakarlıkla büyüttüler. Yemediler, yedirdiler. Giymediler, giydirdiler. Okuttular. Büyüttüler ama ben onları yüzüstü bıraktım. Kendimi affedemiyorum.'' diye hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu yaşlı kadının bir dinleyiciye ihtiyacı vardı. Belli ki uzun zamandır kimseyle sohbet etmiyordu. Ve ben koçluğun da verdiği tecrübeyle iyi bir dinleyiciydim. Üstelik vaktim de vardı. Kendimi kısaca tanıttıktan sonra eğer anlatmak isterse hikayesini dinlemeye hazır olduğumu söyledim. Gözlerini kocaman açtı. Boynuma sarıldı ve başını evet anlamında sallamaya başladı. Yakınlarda bir kafeteryaya oturduk. Birer Türk kahvesi sipariş verdik ve Nuran teyze hikayesini anlatmaya başladı. Ailenin tek kızı olduğunu, bu nedenle ev hanımı annesinin ve banka memuru babasının onun üzerinde titrediklerini, okuması için her türlü fedakarlığı yaptığını anlattı. En çok birlikte olduğumuz ve keyif aldığımız zamanlar bayramlardı. Bayram sabahları erken kalkardık. Babam camiye gider, o gelmeden önce annemle kahvaltıyı hazırlar, yeni kıyafetlerimi giyer, pencereden babamın gelmesini beklerdim. O kahvaltı sofrasının tadı bir başka olurdu. Ardından anneannemlerle toplanır, diğer büyükleri de sırayla ziyaret ederdik. Topladığımız bayram harçlıklarımızla da istediğimizi alır, panayır yerlerine gider, eğlenirdik. Okuyup doktor olduktan sonra kendisi gibi doktor olan eşiyle evlenmiş. Bir kızı, bir de oğlu olmuştu. Ne yazık ki ben çocuklarıma ailemden gördüklerimi, yaşadıklarımı aktaramadım. Eşimle gezmeye bayılırdık. Arife gününden yola çıkar, yaz kış demeden, yurt içi yurt dışı fark etmez. Çocukları da alıp seyahat ederdik. Anne ve babamı seyahate çıkmadan önce arar, erken de olsa bayramlarını kutlar, öyle giderdim. Onların da mutlu olacağını düşünürdüm. Bundan seneler önce, bir Ramazan bayramı arefesinde, yine onları arayıp bayramlarını erkenden kutladım ve çocuklarla birlikte yurt dışı uçuşlarımıza çıktık. Döndüğümüzde acı haberi aldık. Bayram sabahı annemin ayağı banyoda kayıp düşmüş. Başını lavaboya çarptığı için başından kan gelmiş. Babam da onu kanlar içinde görünce kalp krizi geçirmiş. Komşular 3 gün boyunca haber alamadıkları için eve ancak kapıyı kırarak girmişler. İkisini de kurtaramamışlar. Tekrar göz pınarları dolmuş, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Şimdi Nuran teyzenin acısını anlayabiliyordum. Ailesi tüm fedakarlıkla doktor olmasını sağlamıştı ama o onlara yardım edememişti. Bayram sabahı seyahate çıkmak yerine anne babasının yanında olsaydı onları kurtarabileceğini düşünüyor, vicdan azabı çekiyordu. Çocuklarıma da farkında olmadan bayramın seyahat etmek anlamına geldiğini öğretmişim ki yıllardır beni örnek aldıkları için bayramlarda seyahate çıkarlar. Gitmeden önce ararlar. Torunlarımla geçirdiğim neredeyse hiç bayramım yok. Şimdi anne ve babamın bayramlarda neler hissettiklerini daha iyi anlayabiliyorum. Onları bırakıp gitmek ne büyük bir hataymış. Artık kendini tutamıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
Hayat ona bir şeyler öğretmiş ama bedeli çok ağır olmuştu. Eşi de 2 sene önce vefat ettiğinden beri yapayalnızdı. O an aklıma bir fikir geldi. Biraz sakinleştiğinde onunla paylaştım. Gözleri parladı ve inanılmaz mutlu oldu. Ertesi gün bayramın 1. günüydü. Elimde çikolata paketi ve çiçeklerle kapısını çaldığımda boynuma bir anne şefkatiyle sarıldı. Hıçkırarak yanaklarımdan öptü. Nuran teyzenin 4 bayram boyunca ziyaretine gittim. Her seferinde mutluluktan yüzü aydınlanır. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle bana ne ikram edeceğini bilemez, tatlı bir telaş içinde mutfakla salon arasında koşuştururdu. Geçen gün hatırını sormak için aradığımda telefona kızı çıktı ve annelerini aniden kaybettiklerini söyledi. İnanamadım, inanmak istemedim ama o artık yoktu. Tek tesellim çok sevdiği anne ve babasına kavuştu ve bundan sonraki bayramları artık onlarla geçirecek olmasıydı. Bu bayram onu en sevdiği çiçeklerle yeni mekanında ziyaret edeceğim. Şimdiden yüzündeki kocaman gülümsemeyi görür gibiyim. Her zaman sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz bir bayramınız olsun. Lütfen bayramlarda ailenizi ziyaret edip onların elini öpmek yerine tatili tercih etmeyin. Çünkü sevdiklerinizi bir sonraki bayramda göremeyebilirsiniz, bulamayabilirsiniz. Hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Bu bayram çocukları sevindirme zamanı olsun ve ailelerimizin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir başka hikaye sizlere aktaracağım. Mustafa 10 yaşında bir çocuktu. Babası işsizdi. Ramazan'ı komşularının yardımıyla zar zor geçirmişlerdi. Bayram günü geldiği çattı. Mustafa, anne ve babası evde sessizce oturuyorlardı. Kimse ziyaretlerine gelmiyordu. Öyle ya, fakirin dostu olmaz. Bu hep böyledir. Mustafa babasının ve annesinin ellerini öptü usulca. Babası utanıyordu kendinden. Oğluna bayramda bırak harçlık vermeyi bir elbise bile alamamıştı. Üzülüyordu içten içe. Mustafa babasına yavaşça fısıldadı. "Baba, ben bayram şekeri istiyorum." Bu sözler babasının yüreğine bir ok gibi saplandı. Cebinde sadece 5 lira vardı. Onunla şeker alsa yiyecek bulamayacaklardı. Oğlunun başını okşadı. "Oğlum, cebimde sadece 5 lira var. Onunla da bayram şekeri alırsam yiyecek alamayız. Biraz sabret. Bir iş bulursam o zaman istediğin kadar bayram şekeri alırım sana." Bu sözler Mustafa'yı tatmin etmedi. Bahçeye çıkıp ağlamaya başladı. Başını öne eğmişti. İçeride de babası ve annesi gözyaşlarını tutamamışlardı. Onlar da ağlıyorlardı. O sırada Mustafa'nın gecekondusunun önünden bir adam geçiyordu. Mehmet adında genç bir adam. Mustafa'yı ağlar vaziyette görünce başını okşadı ve sordu. "Ne oldu yavrum? Neden ağlıyorsun?" Mustafa yaşlı gözlerle cevap verdi. "Ben şeker istiyorum amca. Bayram şekeri." Bu sözler Mehmet'in yüreğini yaktı. "Buradan ayrılma, hemen döneceğim." diyerek Mustafa'nın yanından ayrıldı. Markete uğradı, 1 kilogram karışık şeker, 1 pakette çikolata alarak Mustafa'nın gece kondusuna vardı. Mustafa sevinçle Mehmet'in yanına koştu. Mehmet şeker ve çikolataları Mustafa'ya vererek, "Al yavrum, artık ağlama. Senin için aldım. Çok yeme bak, dişlerin çürür sonra." dedi ve gülümsedi. Mustafa teşekkür etti ve Mehmet'in elini öpmek istedi. Mehmet önce elini vermek istemedi ama sonra uzattı. Mustafa Mehmet'in elini görünce birden irkildi. Parmaklarından 3 tanesi yoktu çünkü. Mustafa Mehmet'in elini öptü ve sordu.
ellerine ne oldu amcacığım? Mehmet cevap verdi. Boş ver yavrum, o kadar da önemli değil. Mustafa Mehmet'in ismini öğrendi. Mehmet de Mustafa'nın. Ve ayrıldılar. Mustafa sevinçle eve girdi ve şekerleri yemeye başladı. Annesi ve babası da Mehmet'e bol bol dua ettiler. Saat 9.30. İhtiyar yaşlı gözlerle pencereden dışarı baktı. Kendi kendine söylendi. Gene gelmediler. Yanındaki Sadi Bey lafa karıştı. Sorma, benimkiler de gelmedi. Yaşlılar evinde bir bayram daha hüzünle geçiriyorlardı. Birden içeri bir genç girdi. Uzun boylu ve yakışıklı bir genç. Elinde paket paket çikolatalar vardı ve renk renk çiçekler. Ellerini öptü sırayla yaşlıların ve çikolatalar, çiçekler verdi onlara. Sadi Bey'in yanındaki ihtiyara gelmişti sıra. Bayramını da kutladı onun ve öpmek istedi ellerinden. Yaşlı adam ellerini uzattı istemeyerek. Genç birden irkildi. İhtiyarın parmaklarından 3 tanesi yoktu. Siz Mehmet amcasınız. İhtiyar şaşırdı. Beni nereden tanıyorsun? Genç cevap verdi. Ben sizin ağlarken gördüğünüz ve şeker çikolata aldığınız çocuğum. Adım Mustafa. İhtiyar biraz düşündü. Ha, hatırladım seni, hatırladım yavrum dedi. Birbirlerine sarıldılar ve öylece ağlamaya başladılar.